Yerel seçimlerde yarışın sonuna doğru geldik ve hem yerel seçim sürecinin hem de Türkiye'deki politika sahnesinin en temel aktörlerinden biri bugün bizim konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Zor bir kampanya oluyor galiba. Bizim açımızdan çok zor değil aslında kampanya. Çünkü söyleyeceğimiz çok şey var. Ülkenin yığınca sorunları var. Bu sorunlara ürettiğimiz çözümler var. Dolayısıyla biz hem sorunları hem çözümleri gündeme getirerek vatandaşın güvenini kazanmaya çalışıyoruz. Bu açıdan hani bizim böyle bir kolaylığımız var. Sorunu görme, sağlıklı teşhis koyma ve çözüm üretme. Karşı tarafın zorluğu var. Çünkü sorunlar var. Sorunların kaynağı çözüm üretmiyor, bir şey söyleyemiyor. İftiralarla götürmeye çalışıyor. O nedenle hani böyle bir ahlaki açıdan biraz da yozlaşmış bir seçim kampanyası götürüyoruz. Evet, o açıdan sert tehditler oluyor, bazen suçlamalar oluyor. Dar ağacı dahil, tutun. Var, evet, suçlamalardan tutun, hapis tehditlerinden tutun, terör örgütüne terörist olmaktan tutun, hemen hemen her konuda iftiralar yapılıyor. Bunlardan çok rahat bahsediyorsunuz şimdi ve genel olarak bayağı iyimser görünüyorsunuz son günlerde, hatta tartışmalı o ana şehirler, İstanbul alacağız diyorsunuz, Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Bursa, evet. Ne kadar iyimsersiniz? Ne yatıyor bu iyimserliğin temelinde? Şu, toplum büyük ölçüde gerçekleri görmeye başladı. 17 yıldır destek verdikleri bir siyasal iktidar 17 yılın sonunda bu ülkenin insanlarını soğan kuyruğuna soktu. Ve sonra dönüp bu insanların aklıyla alay etti. Bu kuyruklar varlık kuyruğudur dedi. Halk bunu unutur mu? Yani bu kadar dünyanın vergisini ödedi vatandaş. Özelleştirmeler yapıldı, 70 milyar dolarlık. Dünyanın borcu alındı. İyi de ne oldu bu paralar? Neden ben soğan kuyruğuna girdim diye soruyor tabii. Sormakta da haklı. Bütün bunları kamuoyunun gündeminden çıkarmak, bunların tartışılmasını istemiyorlar. Başka şeyler tartışılsın istiyorlar. Ne olacak? İftiralarla falan götürüyorlar. Dolayısıyla hani İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Mersin, Adana, Antalya, buralarda geniş kitleler var ve bunlarda oluşmuş bir kent kültürü var. O kentlerde yaşanan sorunlar var. Yıllardır aynı kişiler yönetiyor, aynı siyasal anlayışı yönetiyor ve bu sorunlar hiç çözülmedi. Biz de çözmeye talibiz. Adaylarımıza son derece güven verici. Şöyle güven verici, biz bu seçimlerde farklı bir strateji izledik. Bir belediye başkanı örneğin ana kentte, bir ilçede belediye başkanlığı yapıyor ve orada başarılı oluyorsa, bunu büyükşehir belediye başkanı yaptık. Ekrem İmamoğlu gibi Beylikdüzü'nde başarılıydı, getirdik. Sen oradaki başarını İstanbul genelinde hayata geçir dedik. Ekrem Bey geldi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bursa'da Mustafa Bozbey vardı. Nilüfer'de uzun süre belediye başkanlığı yaptı. Nilüfer'i gerçekten de Bursa'nın yüzük taşı haline getirdi. İnsanlar nefes almak için Nilüfer'e gidiyor. O zaman bütün Bursa neden Nilüfer olmasın? O amaçla Mustafa Bozbey de orada oldu. Antalya'da Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı'ydı. Son derece başarılı bir arkadaşımız. Kültür merkezleri, spor merkezleri, yüzme havuzları, kütüphaneler. Bütün bunların hepsini yaptı. Şimdi büyükşehire talip. İzmir'de de bir yerel yönetici. İzmir'de de Tunç Soyer. Tabii Seferihisar Belediye Başkanı'ydı. Başarılı bir belediye başkanıydı. Hakkını yemeyelim. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız da başarılıydı. Ama artık olmayacağım dedi. Yeni insanlar gelsin ve devraldı, Aziz Bey'den devraldı, bayrağı daha ileriye taşıyacak. Böyle güzelliklerimiz var. Peki yine de bu dediğiniz... Zeydan Karalar da tabii şeyde oldu. Yani Adana'da başarılı oldu. Seyhan gibi zor bir bölgede belediye başkanlığı yaptı. Kent kültürünü getirdi, kent meydanı oluşturdu. Aile sigortasını hayata geçirdi. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Seyhan'ı ayağa kaldırdı. Bütün Adana bunu görüyor zaten. Görünce de tabii Zeydan Karalar da Adana'yı alacak, öyle görünüyor. Bu konuştuğumuz kentler ve birkaç başka kent daha, bunları gerçekten alırsanız bu Türkiye'de ciddi siyasi sonuçlarla doğru, iktidar açısından da öyle. Türkiye'nin gündemine bir erken genel seçimi getirir mi acaba bu söyle bir sonuç? Yani biz getirmeyiz. Neden getirmeyiz onu ifade edeyim. Şunun için getirmeyiz. Belediye başkanlarımız ana kent belediye başkanı olduktan sonra verdikleri sözleri yerine getirmeleri lazım. Biz bunu bekleriz. Yani ilçe belediyesinde başarılı oldular.
büyük şehirde de başarılı olmalarını bekliyoruz. Ki bizim siyasal başarımız böyle bir alev gibi yanıp sönmesin. Sürekli olsun. Çünkü sürekli kazandırmak zorundayız. Ve biz nasıl Kadıköy'de, nasıl Bakırköy'de, nasıl Sarıyer'de bir sürekli kazandırıyorsak başarıya, ana kentlerde de bir sürekli kazandıracağız. Neyle? Başarıyla kazandıracağız bunu. O nedenle hani derhal erken seçim olsun gibi bir hani siyasal fırsatçılığı doğru bulmuyorum. Ana kentleri alacağız. Belediye başkanları burada başarılı olacaklar. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i nasıl böyle başarıyla yönetiyorsak halk şunu söyleyecek. Artık bunlar Türkiye'yi de başarıyla yönetirler. Evet. Yani dolayısıyla başarılardan yola çıkarak bizim iktidar olma sürecini yakalamamız lazım. Mevkilerde kendilerini kanıtlayacaklar. Evet, kanıtlayacaklar. Yalnız bu ara kötü sürprizlerin çıkma ihtimali var. Özellikle Ankara'da fark açılıyor gibi. Evet. İktidarın söylemi de değişti. Yani Mansur Yavaş seçilemez demiyorlar da böyle biri ne yapabilir ki seçildiğinde diyorlar. Evet. Bu arada onunla ilgili de çeşitli senaryolar gündemde. Bir takım davaların hazırlanması gündemde. Yani Türkiye'de zaten pek çok belediye başkanı görevde değil, yeni de kayyumlar evet. var. Ankara'da da örneğin böyle bir şey gündeme gelirse ne yapabilirsiniz? Gelmez. Neden? Gelmez. Şöyle, tehdit ve şantajla bakın ha bunu sakın seçmeyin, seçerseniz biz yarın görevden alacağız diye. Mansur Bey'in güzel bir çalışma söylemi oldu bununla ilgili. Seçime girmek serbest ama seçilmek yasak. Ya ben seçime giriyorum. Yüksek Seçim Kurulu izin vermiş. Savcılıktan ihal kağıdı almışım. Seçmen listesinde adım var. Ben seçime giriyorum. Yüksek Seçim Kurulu da bunu onaylamış. Girebilirsin seçime ama kazanırsan görev yapamazsın. Bu ne demektir? Demokrasiye suikasttır bu. Demokrasiye inanmamak demektir. Demokrasiyi dışlamak demektir. Demokrasiyi kendi belleklerinde kabul etmemek demektir. Biz bunu sen gel görevden al biz de yerimizde oturacağız. Olmaz. Bunu asla kabul etmeyiz. Zaten bunu yapacaklarını da sanmıyorum. Ama yaptılar. Pek çok belediye başkanı görevden alındı ve Türkiye'de pek çok buna benzer şeyler oldu. Yaşanıyor. Yaptırmayız diyorsunuz. Ne olur o zaman? Örneğin ben 2017 yazını hatırladım. Yeni adalet yürüyüşleri mi gündeme gelir? Bugünden karar vermek hani şunu yapacağız veya bunu yapacağız demek doğru değil ama demokratik yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz demokrasiyi bu ülkede güçlü kılmak. Eğer demokrasiyi güçlü kılabilirsek zaten bunların hiçbirisi olmaz. Tehditler, şantajlar, görevden almalar, idam sehpaları, suçlamalar, terör suçlamaları, bütün bunlar aslında iktidarın acizliğini gösteriyor, tıkanmışlığını gösteriyor, sorunlara teslim olduğunu gösteriyor. Hangi sorunu nasıl çözeceklerini artık bilmiyorlar, bilemiyorlar. Çünkü kapasiteleri yok. Bakın gittiler belediye başkanları, Binali Yıldırım'ı getirdiler İstanbul'a. Binali Yıldırım ne yapacak İstanbul'da? Ne yapacak İstanbul'da? Başbakanlık yaptı. İstanbul'un sorunlarını mı çözdü? Hayır. Başbakanlık yaptı. İşsizlik sorununu mu çözdü? Hayır. Peki ne yapacak İstanbul'da? İzmir'e başka bir bakanı getirdiler. Denizli'de belediye başkanıydı. Bakan oldu. İzmir'de ne işi var? İzmir'i bilmez. İzmir'i tanımaz. Ankara'ya Özaseki Kayseri'den geldi. Ne işi var Özaseki'nin Kayseri'de? Koyun Kızılay'a Sincan nerededir bilmez. Baylan nerededir bilmez. Keçiören nerededir bilmez. Ama getirdiler, oturttular. Biz yeni, taze, güçlü isimler getirdik. Onlar ne kadar eskimiş varsa onları getirdiler. Dolayısıyla şansımız çok iyi. Vatandaşa verdiğimiz güven de çok iyi. Bu güveni ve şansımızı acaba sert söylemlerle bakın ha kazanırsanız bile seni görevden alacağız vatandaşlar oy vermeyin bunlara diye vatandaşa şantaj yani kumpas bir anlamda. Evet. Ha bunlara papuç bırakmayız. Şantaj ve sert söylem dediniz de dün akşam şöyle bir baktım günün haberlerinde evet. size söyleşi hazırlanırken Özgür Özel, Muharrem Erkek, Alper Taş vesaire başka CHP'ler evet. her günkü gibi bunların açıklamaları var ve Bakan Soylu'ya cevap veriyorlar. Önce Bakan Soylu elbette eleştiriyor. Evet. Türkiye'de Bakan Soylu, İçişleri Bakanı Soylu biraz farklı bir figür oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir İçişleri Bakanı olarak onun son zamanlarda oynamaya başladığı rolü? Ciddiye alınacak bir insan değil. Benim tek söyleyeceğim bu. Ciddiye neresini ciddiye alacaksınız? Zaten? Neresini ciddiye alacaksınız? Aslında arkadaşlarım da boşuna cevap vermişler. Hiç ciddiye almaya gerek yok yani.
Bir başka bakanla ilgili sanırım dün konuştunuz ya da önceki gün. O da Hazine ve Maliye Bakanı. Evet. Damat dediniz, saray sosyetesi oluyor. Sosyete damat. Sosyete damat, evet. Dediniz ve gerçekleri bilmiyor. Tabii sosyete damat önemli bir figür. Kayınpederi Cumhurbaşkanı olduğu için onu devletin hazinesinin başına getirdi. Bir ülkede hanedanla devlet yönetilmez 21. yüzyılda. Hanedan anlayışıyla devlet yönetilmez. Sarayda lale devri yaşanıyor. Damat, kayınpeder bir aradalar. Kendi içlerinde kavgaları var. Orada işsizlik yok, orada yoksulluk yok. Orada çocukların bir eli yağda, bir eli balda. Orada en büyük ihaleler kimlere nasıl verilir? Bunların hesabı yapılır. Orada herkes ama herkes hayatından çok mutlu. Emin olun bir süre sonra çıkıp da birisi ekmek bulamadılarsa pasta yesinler derse halka, hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Tablo bu tablo. Bir de halk var. 80 milyon var. Saray var ve halk var. Halkın durumu ise perişan. Tıpkı Lale Devri'nde olduğu gibi. İşsizlik var, yoksulluk var. Çocuğuna harçlık veremeyen baba var. Üniversitesini bitirmiş kızı, oğlu üniversitesini bitirmiş çocuğunu. Aylardır, yıllardır iş bulamayan anne baba var. Çalışırken işinde olan gencecik insanlar var. Bütün bunların dertleri, sorunları var. Ve saray bunlarla hiç ilgilenmiyor. Bakın, belki bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Hiçbir işsiz gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarın dibinde kendisini yakmadı. Ama bu oldu. AK Parti iktidarı döneminde geldi oldu. İşsiz geldi. İki yıldır işsizim, çocuklarım var, iki çocuğum var, geçinemiyorum diye meclis duvarının dibinde kendisini yaktı. Oyumu Tayyip'e vermiştim dedim. Kendisine mektup yazdım. Ama bana tek cevap bile vermediler. Onunla biz ilgilendik. Gittik, baktık, konuştuk, ettik. İntihar edenler var. Çocuğuna pantolon alamadığı için babanın intiharını düşünün. Sanayiciler var, intihar eden. Peki sarayın bunlardan bir haberi var mı? Ya Türkiye nereye gidiyor diye soruyor mu? İkisi de kayınpeder, damat. İkisi de tam bir kibir abidesi. Her şeyi biz biliriz. Her şeyi biz yaparız. Bizden bütün Türkiye sorulur. Herkesin hakkı, hukuku ve adaleti bizden sorulur ve bunları biz yaparız. Savcılar onun emrinde, televizyonlar onun emrinde, gazeteciler onun emrinde. Yani kim ne derse desin, sözünden çıkmayan ve sadece ona mahkum olan bir kitle istiyor. Böyle bir kitle yok Türkiye'de. Bir kısmı var, doğrudur ama böyle bir Türkiye yok. Bu nedenlerden dolayı galiba seçim kampanyanızın merkezine halkın sorunları, ekonomik sorunları, ekonomik krizin derinleşmesini, evet, ele aldınız ve ayrıca bir de iktidarın ekonomi alanında olsun, ulusal güvenlik alanında olsun yaptığı bir takım uygulamaları eleştirerek, örneğin tank palet fabrikası, evet, bunları merkeze aldınız. Evet, evet, evet. Şimdi o kadar çok zavallı duruma düştüler ki ekonomiyi yönetemiyorlar. Oysa biz çok iyi niyetlerle krizin daha başlangıcında, geçen yılın Ağustos ayında 13 madde halinde kriz nasıl çözülür ve bu krizi nasıl atlatırız diye 13 madde halinde bir açıklama yaptım. Ve o açıklamada asla AK Parti'ye özel bir eleştiri de hiç getirmedim. Çünkü amaç, bir kriz var. Krizin faturasının halka çıkmaması lazım ve bu krizin kısa süre içinde aşılması lazım. Ben bunu açıkladım, beni suçladılar. Şöyle suçlasalar ben anlarım. Kemal Bey, 13 madde açıklamışsınız. 13 madde değil, 11 madde olması lazım. Veya 13 madde açıklamışsınız, 2 maddeyi unutmuşsunuz. Ben bunu da anlarım. Veya 13 maddenin tamamı da doğru değil. Ben bunu da anlarım. Ama neden krize çözüm üretiyorsunuz diye özel, ağır dille eleştirildim. Bugün geldiğimiz nokta, krize teslim olan bir siyasal iktidar. Bakın, artık bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Böyle bir iradeleri kayboldu. Londra'daki bir avuç tefeciye eğer 16 yılda 149 milyar dolar para ödüyorlarsa bunlar ülkeyi yönetemezler. Emri oradan alıyorlar. Talimatı da oradan alıyorlar. Baskıları da oradan görüyorlar. Faizi yükselt, faizi düşür. Ekonomide şunu yap, bunu yap diye. Bütün bunların hepsi oluyor. Bütün bunların hepsini yapıyorlar. Sonunda nereye geldiler? Devletin silah fabrikalarını satmaya geldi. Ama kaça sattıklarını bilmiyoruz. Türk Telekom'u sattılar. Yanlış hatırlamıyorsam 6 küsür milyar dolara Türk Telekom'u satmışlardı. Peki tank paleti 25 yıllığına kaça sattılar? 50 milyon dolar lafı geçiyor. Siz de yardım önerdiniz. 50 milyon dolar şöyle. 50 milyon dolar.
sözde fabrikanın yenilenmesi için Katar'ın yapacağı yatırım. Evet. Hazineye gelen bir para var mı yok mu kimse bilmiyor. Kaçta gelecek onu da bilmiyoruz. 50 milyon doları o yoksa 50 milyon dolara verilmiş değil. Sizin o çağrınıza bir yanıt geldi mi? Hayır gelmedi şu ana kadar. Soruyorum. Bunun bir ihalesinin olması lazım. İhale nerede? İhale yok. Bir değer tespitinin yapılması lazım. Değer tespiti o da yok. Hiçbir şey yok ortada. Diyor ki biz bunu özelleştirmedik. Kendi kararı var resmi gazetede. 19 Aralık 2018. 20 Aralık'ta da resmi gazetede yayınlandı. Kendi imzasını inkar eden bir insandan bu memlekete fayda mı gelir Allah aşkına? Kendi imzasını inkar edenden. Üstelik o kadar komik bir şey ki o fabrika dünyanın en önemli 5 fabrikasından biri. Aynı alanda üretim yapan 5 fabrikasından biri. Bugünkü değeri 20 milyar dolar. O fabrikada tank üretilecek. O tanklar bana satılacak. Yani Türkiye'ye satılacak. Ya zaten fabrika bizim. Zaten biz üretiyoruz. Ben Katarlara para vereceğim. Neden? Şu soruyu sordum. Katarlara tank palet fabrikasını sana bedava verildiği söylenen uçağın karşılığında mı verdin? Buna da yanıt yok. Büyük bir ihtimalle o. Ben sana bir uçak vereyim. Sen bununla idare et. Tank palet fabrikasının %49.9'unu da 25 yıllığına Katar ordusuna tahsis et. Yapılan budur. Bir soru daha sordum. Siz bu tank palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ederken Genelkurmay'ın görüşünü aldınız mı? Askerlerin görüşünü aldınız mı? Ben 27,5 yıl devlette çalıştım. Biz bir karar alırken Maliye Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir konu varsa sorardık. DPT ile sorardık. Eğitimle ilgili bir konu varsa Milli Eğitim'e sorardık. Yani devletin içinde bir iş bölümü vardı. Biz bir karar alırken Maliye Bakanlığı'nda diyelim ki eğitimle ilgili bir karar alıyorsak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşü alınmadan karar alınmaz. Bu dünyanın bütün demokrasilerinde böyledir. Görüş alındı mı alınmadı mı o da belli değil. Hiçbir ses yok. Tam bir suskunluk. Beni asıl şaşırtan Bahçeli'nin tutumu. Milliyetçiyim diyor. Nasıl milliyetçilik bu? Silah fabrikasını yabancı bir orduya satan, pazarlayan bana dünyada bir örnek göstersin. Ve örnek göstersin ve o örneği destekleyen de o ülkelerde bir milliyetçi partiyi göstersin. Yok böyle bir şey. Peki şimdi sizler muhalefet çoğu kez bu ekonomik sosyal sorunları dile getirirken, halkın yaşadığı problemleri dile getirirken iktidarın seçim propagandasının ana malzemesi sizlerin HDP, evet, aralarında kurduğu denklemle, tabii, eşittir PKK, tabii, eşittir terörizm, terörizmle, evet, işbirliği, evet, yaptığınız söylemi. Belki bu söylemin etkisiz kaldığı yerler de var, etkili olduğu yerler de var. Siz bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu stratejinin hiçbir etkisi yok. Biz bunu da ölçtük. Ölçtürdük yani. %1 bile değil. Çünkü vatandaş neyin ne olduğunu görüyor artık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyor. Tarihini biliyor, kimliğini biliyor. Altı okunu şöyle veya böyle tamamını biliyor. Dolayısıyla hani böyle CHP'yi kalkıp da terörizmle bir araya getirmek, getirmenin doğru olmadığını da biliyor. Terör örgütü PKK bana saldırdı yani. Erdoğan'a mı saldırdı? Şavşat'tan Ardanuş'a giderken silahlı terör örgütünün saldırısına ben uğradım. Bir asker şehit oldu orada. Peki Erdoğan'a ne oldu? Erdoğan ne yaptı? Biz bunları bilmiyor muyuz yani? Hepsini biliyoruz. Vatandaş da bunları biliyor. Şimdi onlar CHP'yi acaba terörize ederek bir mesafe alabilir miyiz? Seçimlerde bir yol haritasını bu çerçevede çizersek bir sonuç alabilir miyiz? Alamazlar. Çünkü mutfakta yangın var. Vatandaşın günlük derdi şu. Ya ben karnımı doyuramıyorum arkadaş. Sen neden bahsediyorsun? İzninizle aynı konunun bir başka ve daha önemli bir boyutuna işaret etmek istiyorum. Şimdi şöyle ya da böyle Kürt konusu, Kürt sorunu Türkiye'nin, evet, hep gündeminde. Öyle. Önceki seçimlerde, daha önce de, öyle, şimdi de gündemde. Bilmiyorum, okumaya fırsatınız olmamış olabilir. Bugünkü T24'te bizim arkadaşımız, sizin de tanıdığınız Murat Sabuncu, birkaç kentten izlenim aktarıyor. Evet. Diyarbakır, Antep, Urfa, Mardin. Ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Erdoğan'ı sevmiyorlar diyor, eleştiriyorlar vesaire. Ama Kürt sorununun çözümü deyince yine de yapsa da yine Erdoğan yapar.
CHP bu konuda ağırlığını koyacak bir politika, bir strateji üretecek mi acaba? Var. Biz Kürt sorununu çözmeye talip olduğumuzu söyledik. Kürt sorununun nasıl çözüleceğini de söyledik. 4 maddelik bir strateji de açıkladık. Kürt sorunun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik. Bunun dışında siz çözüm üretemezsiniz dedik. Bütün bunların hepsini saydık, söyledik. Yeterli yankıyı buldunuz mu bu çağrınızı? O gürültü içinde terör olaylarında yoğunluğu içinde yeteri kadar toplumda yankılandığını düşünmüyorum. Ama yeri zamanı geldi. Ben Diyarbakır'a 3 veya 4 kez gittim. Bunları anlattım, oturdum. Sivil toplum örgütleriyle, Diyarbakır'ın kanaat önderleriyle de görüştüm. Hepsi bizim görüşümüzü doğru buluyor. Nitekim şimdi onlar da çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu kabul ettiler ama tabii iş işten geçti. Pek çok insan hayatını kaybetti. Şimdi yine bu hazırlıklar kapsamında bizim dostumuz T24'te de yazılı ve söyleşileri çıkan Bekir Ağardır'ı da bir kez daha okudum. Son zamanlarda ilginç demeçler var. Seçim sonuçlarıyla ilgili bu 51-49 dengesinin tersine döndüğünü, muhalefetin lehine döndüğünü söylüyor ama o bana başka bir şey hatırlattı. Birkaç söyleşimizde CHP'yi değerlendirirken CHP siyasetini sol ve sosyal demokrat omurgada geliştirmekten çok sağcı ve sağ kesime sempatik görünebilecek adaylarla güçlenmeye çalışıyor. Bunun için de etkisi sınırlı oluyor diye bir eleştiri getirmiştim. Ne dersiniz buna? Tabii eleştiriye saygı duyuyorum ama ben tam aksi görüşteyim. Taşeron işçisini Türkiye'nin gündemine kim getirdi? Biz getirdik. Taşeron işçisi ne demektir? 21. yüzyılın çağdaş kölesi demektir. Hiçbir iş güvencesi olmayan insan demektir. Yıllar yılı bu ülkede taşeron işçiler vardı. Kimse dile getirmedi, biz dile getirdik. Emekliye 2 maaş ikramiyesi kim dile getirdi? Biz dile getirdik. Asgari ücret 1500 lira olacak, 1300 lira olacak dediler. En az 1500 olması lazım dedik. Bizim belediyelerin tamamında 1500 lira uygulandı. Genel kurulda, bütçe görüşmelerinde genel kurulda asgari ücret 2200 lira olmalı dedim. Yapmadılar ama bizim bütün belediyelerde 2200 lira. Asgari ücret. Daha buna benzer pek çok çiftçinin sorunlarına bakın, Türkiye'de en yoksul kesim orman köylüleri. Orman köylüleriyle ilgili toplantıyı biz yaptık. Sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. Sokak ekonomisi. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Kağıt toplayanlar, çöp toplayanlar, yiyecek toplayanlar, sokakta simit satanlar, 6 milyon kişi. 6 milyon kişiyi her gün görüyoruz ama kimse görmüyor o insanları. Onlara kim sahip çıktı? Biz sahip çıktık. Biz nasıl oluyor da farklı bir, yani sosyal demokrasiyi tam içselleştirmemiş gibi düşünülüyor. Ben bunu anlamıyorum. Ha şu var, biz sağ kesimin de oyunu istiyoruz. Oyunu istiyoruz. Ayrıca ben artık 21. yüzyılda sağ-sol kavramlarını 1789'daki anlamını da büyük ölçüde kaybettiğini düşünüyorum. Sosyal demokratların ve sosyalistlerin hedefledikleri pek çok şeyi batıda sağ iktidarlar yaptı. Bu da hayatın bir başka gerçeği. 21. yüzyılın Türkiye'sinde, Türkiye'de 3 katmanlı bir toplum var. Orta çağ koşullarında yaşayanlar, bizim gibi beyaz yakalılar, yani 3 aşağı 5 yukarı geçimli iyi bir ortamda sağlayanlar, bir de İsviçre koşullarında yaşayanlar var. Ve biz bu 3 katmanlı toplumu dengelemek istiyoruz gelir açısından. Ve Türkiye'de bizlerin, sosyal demokratların dünya sosyal demokrasi tarihine katkıda bulunacak yeni söylemlere, yeni açılımlara ihtiyacı var. Biz bunu yapmak istiyoruz. Ben Avrupa Konseyi'ne gittim. Orada konuştum. Oxford'a gittim, orada konuştum. Dünyada popülizmin ne kadar tehlikeli bir sürece evrildiğini ve dünyanın bütün demokratların birleşmesi gerektiğini söyledim. Şunu söyledim, Marx dünyanın bütün işçileri birleşin diyordu. Ama bugün geldiğimiz 21. yüzyılda dünyanın bütün demokratları birleşin diyorum. Ama bunlar, medya o kadar kuşatma altına alınmış ki bunları bizim anlatacağımız mecra bulamıyoruz. Sıkıntı o. Biz bunu batıda çok iyi anlatıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Şu anda Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi biziz. Üye yapısı açısından öyle, söylem açısından öyle, aldığımız oy oranı açısından öyle. En güçlü sosyal demokrat partisiyiz. Dolayısıyla hani Türkiye'de akademik dünyanın kısırlığı var. Bizim en büyük sorunumuz orada. Biz yeni kavramlar da üretiyoruz. Beton ormanı. Hortumcu piyasa ekonomisi. Bunlar bizim yeni ürettiğimiz kavramlar. Sosyal bilgi ekonomisi.
bilgi ekonomisi de, biz onu sosyal bilgi ekonomisi olması lazım. Bilginin geniş kitlelere yayılması lazım. Geniş kitleye yayılmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. Yeni kavramlar, yeni söylemler, yeni duruşlar, bunların hepsini yapıyoruz. Bunları anlatıyoruz. Batı'da bunu biz anlattığımız zaman çok güzel bir kabul görüyor. Ama Türkiye'de anlatacağımız mecra son derece sınırlı. Peki Kemal Bey, şimdi başarı ve katkılarınızdan söz ettiniz. Gerçi ben tam tersine, eğer izin verirseniz, tabii, birkaç soru sorarak, kısa cevaplar isteyerek şunu diyeceğim. Ya, öz eleştiri ve pişmanlık tarafında, biliyorum, tabii, Türkiye'de bu pek sevilmeyen bir şey. Hele politikacılar, tabii, herhangi bir, tabii, şeyi kabul etmek istemez. Bir pişmanlık duyduğunu da açıklamak, evet, istemez, ama Cengiz Aytmatov'un bir sözü var. Pişmanlık hemen gelmez, ağır, evet, ve çetin bir yoldan dolaşarak gelir diyor. Gelirdi, evet. O anlamda ya, kısa cevap verebilirseniz, tabii, kısa şey, birkaç şey sorayım. 13 Nisan 2016'ya dönseniz, dokunulmazlıkların oylanmasından, evet, önceki açıklamanız ve anayasaya aykırı ama evet, evet, diyeceğiz. O noktaya tekrar dönseniz aynı şeyi söyler misiniz? Evet. Peki 2014 Cumhurbaşkanlığı... Neden? Eğer biz orada farklı bir şey yapmasaydık, referandumda çok daha farklı bir tablo çıkardı ortaya. Bunların zincirleme bugün sizi de tehdit eden bir boyuta ulaştığı kanısında değilsiniz, değil mi? Hayır, o tehdit her zaman, peki, vardı. Neden? Dokunulmazlık için anayasanın değişmesine gerek yok ki. Bugün, tamam, öğleden sonra toplanıp benim dokunulmazlığımı kaldırabilirler. Üstelik hani böyle salt çoğunlukla da değil. Parlamentodaki çoğunluk el kaldırırlar, çoğunluk dokunulmazlığı kalkabilir. Peki, ben kendi dediğime uyum o zaman, kısa, tabii, cevap. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, yine Ekmelettin İhsanoğlu'nun adayı gösterir misiniz, dönmek mümkün olsa? Evet. Kısa süre önce Ozan Arif Şirin, onunla ilgili bir söyleminiz, evet, Alevilerden ve çeşitli demokratik kesimlerden tepki gördü. Aynı şeyleri söyler misiniz? Evet. Peki, orada o zaman, Mahsuni ile affedersin, Aşık Veysel ile Ozan Arif'in iki dörtlüğünü okumuştum. Bu iki dörtlükteki yakınlığı bilmek gerekiyor. Ve Ozan Arif ölmeden önce Pir Sultan'a atıf yapan ve Hızır Paşa'yı aşağılayan bir mektup da yayınlamıştı. Bunu acaba niye görmediler? Peki. Siz ne dersiniz peki? Yani sizin örneğin bu aşağı yukarı 9 yıllık genel, evet, başkanlık döneminde şurada hata yaptım dediğiniz bir nokta var mı? Elbette hatalarımız var. Ben hani hiç hatamız yok, yaptığımız her şey doğru. Somut olarak paylaşabileceğiniz bir şey. Şu anda, yok şu anda emin olun hatırlamıyorum, ama hatalarım olabilir, eleştiriler olabilir. Ben her eleştiriyi okurum. Sağlıklı eleştiri olduğu sürece okurum, dikkatli okurum. Ya burada yanlış yaptık galiba da diyebilirim, söyleyebilirim. Kendi aramızda oturup tartışırız, oturup konuşuruz. Neyi doğru, neyi yanlış yaptık diye bunları da söyleyebiliriz. Olur tabii. Çünkü hata insana özgü bir kavram. Elbette. Tabii yani. Bize özgü olduğuna göre. Çünkü aklımızı kullanırken yanlış bir yol, yanlış bir yöntem, yanlış bir dil kullanmış olabiliriz. Yani sonuçta bizi eleştirenlere de saygı duymamız gerekiyor. Eleştiriyi eğer kabul etmezsek zaten en büyük hatayı o zaman yapmış oluruz. Peki, okurum öğrenirim dediniz de, medyayla aranız nasıl, medyayı nasıl buluyorsunuz, okuyor musunuz, izliyor musunuz Türkiye'nin medyasını nasıl buluyorsunuz? Okuyorum. Kampanyada. Şu açık net söyleyeyim. Havuz medyasına hiç bakmıyorum zaten. Çünkü orası farklı bir dünya. Havuz medyası yolunda ilerleyenler de var. Yeni katılanlar da var o medya. Ona da çok fazla bakmıyorum. Ciddiye de almıyorum artık o. Ama onun dışında tabii eleştirel yazılar yazan, olaylara objektif bakan, sorunları objektif eleştiren, çözüm üreten medya var. Yani gazete, internet siteleri var. Bunlardan birisi de dikkatle izlediğim T24'tür. İzliyor musunuz sürekli? İzliyorum, evet, bakıyorum. Tabii sürekli dersem doğruyu söylememiş olurum. Vakit buldukça bakıyorum. Daha doğrusu bilgisayarın karşısına geçtiğim zaman ilk baktığım yerlerden birisi, işte T24 var, Diken var, Oda TV var. Bunlara bakıyorum. Büyük bir dikkatle de okuyorum. Yazarları var. Çünkü bu sitelerin eleştirel gözle bakmanın ötesinde bir yazarlarının bir entelektüel derinliği var. Ve bu entelektüel derinlik bizim düşünmediğimiz alanlara bizi çekebiliyor. Ve dolayısıyla biz o alanları, ya biz galiba burayı ihmal ettik diye düşünebiliyoruz. Bu açıdan bizim için önemli. Bakıyorum, ediyorum. Daha da güçlenmesini isteriz tabii. Çok sağ olun güzel sözleriniz için. Bu aynı zamanda hem T24'de ilk söyleşiniz hem de sosyal medyada belki de en geniş kapsamlı, evet, söyleşi olabilir. Evet. Onun için de teşekkür, evet, ediyorum. Son bir şey daha veya iki şey daha diyelim. Ne düşündünüz, ne hissettiniz? Yani 70 yıllık bir yaşam
Zor da bir yaşam. Evet. Çok çocuklu bir ailenin okuyan tek çocuğu, küçük yaşta çalışmış, okulları birincilikle bitirmiş, yılın bürokratı seçilmiş vesaire. Ve birdenbire dar ağacı gösteriyor. Evet. Ne hissettiniz? Çılgınlık yani. Ne söyleyeyim? Önce inanamadım, bana söylediler böyle bir olay olmuş diye. Ya herhalde dedim dalga geçiyorlar, böyle bir şey yok diye. Sonra cep telefonundan arabada görüntüyü Okan Bey gösterdi. Şaşırdım tabii. Yani ne ilgisi var? Şu çok önemli yalnız. O gazete biliyorsunuz belli provokasyonlar için kullanılan bir gazete. Yani o televizyon kanalı da o çerçevede, yani onların deyimiyle başka mahfillerin yönettiği ve kullandığı gazeteler ve dergiler. Bu olayı gündeme getirerek ekonomideki tartışmaları bir tarafa atıp farklı bir tartışma zemini yaratmak istediler. Ama biz bu tuzağa da düşmedik. Olsun, tamam kardeşim, ama işsizlik var, yoksulluk var. İnsanlar perişan, işte kuyruklarda insanlar. İstanbul'da 1 milyonu aşkın hanenin ve iş yerinin elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Hadi elektrik ve doğalgazı anlarında evin suyunu nasıl kesiyorsunuz siz? Yani dolayısıyla bu ailelerde derin sarsıntılara yol açıyor. Neresinden bakılırsa bakılsın. Peki Kemal Bey, kişisel bir merakım, onu sorayım, öyle bitirelim. Leyla'yı gördünüz mü? Leyla'yı gördüm. Leyla'yı Ankara'da gördüm ama. Ankara. İzmir'e gittim, Muğla'ya gittim. Oralarda göremedik ama Ankara'da havaalanına giderken bir caminin kulübesinde. Anlatır mısınız? Çünkü herkes bilmeyebilir. Kırklareli'ne gidiyorsunuz. Kırklareli'ne gittim. Kırklareli'nde belediye başkanı adayımızın eşi bir kırmızı beyaz bir bileklik taktı. İpten yapılmış bileklik. Bu bir Balkan geleneği dedi. Hmm. Niyet tutulur bununla. Leylek yorulduktan sonra bu bileklik çıkarılır diye. Tabii biz de taktık. Ondan sonra bekleneli nerede göreceğiz? Birçok kentte leylek aradınız. Evet, yani gittiğimiz yerde arkadaşlara da söyledim. Sonra Ankara'dan evden çıktık. Havaalanına gidiyoruz. Caminin kubbesinde ama araba geçtikten sonra leylek olduğu söylendi. Fakat ben görmedim. Sonra akşam dönüşte leyleği görmedik orada. Sabah ertesi gün tekrar havaalanına giderken leyleği gördük, görüntüyü aldık. O zaman bilekliği de çıkardık. Dileğinizi paylaşmayacaksınız tabii bizimle. Yani 3 aşağı 5 yukarı herkes. Seçimlerle beceri evet, bileği evet, olabilir. Evet, evet, evet. Çok evet. Teşekkürler Kemal sağ Bey. Başarılar efendim. Diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Teşekkürler, sağ olun. Seçim kampanyasının son söyleşilerinden biriydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Gerek seçim kampanyasında kullanılan söylem, gerek çeşitli kentlerdeki durum, iktidar ve ittifak içinde olduğu partiler, onunla ilgili görüşlerinden başladık. Medya eleştirisine ve en son Leylek'le birlikte yakaladığı, olmasını istediği dileğe kadar uzunca bir söyleşi yaptık. Yeni söyleşilerle tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.